Hemen bir İsmail Hakkı Pekin'e geçeyim. Şimdi İsmail Hakkı Pekin, size şunu sormak istiyorum. Tokayev'in talebi üzerine kolektif güvenlik anlaşması örgütünden askeri yardım çağrıldı diyoruz. Aslında Rus askeri bölgeye ayak bastı. 2500 kadar asker galiba. Evet. Şimdi Tokayev'in Rusya'yı hemen buraya davet etmiş olması ne anlama geliyor? Bir yandan da az önce 12 Kasım'da toplanan, İstanbul'da toplanan bu Türk Devletleri Teşkilatı'ndan bahsetti Sayın Yusuf Alaçoğlu da. Buna bir tepki aslında Rusya böyle, yani bu böyle hani bizde de bir protesto olduğunda dış güçler mi devrede, içeriden mi tamamen iç nedenlerler mi çıkıyor diye tartışmalar olur ya. Burada da içeriden çıkan gayet normal sıradan vatandaşın ekonomideki durumu protesto etmek için yaptığı bir protesto mu söz konusu, yoksa işte daha bu bölgesel dengeler nedeniyle dışarıdan bir parmaktan da söz edebilir miyiz ve dediğim gibi Rus askerinin gitmesi ne anlama geliyor? Önce şunu söylemem gerekiyor. Yani bu evet ekonomik nedenlerden çıkan bir olay. Aynı zamanda biraz evvel Sayın İlyas Topsakal hocam söyledi. Elit değişiyor. Çok değişik bir elit sümre var. Ve işte 30 yıldır ülke ekonomisi oligarkların elinde. Yani evet. Para onlarda. Büyük bir yolsuzluk var. Kontrol edilemezlik var. Ve bunun o elit kitle vasıtasıyla, işte Batı'da eğitim gören, diğer yerlerde eğitim gören elit kitle vasıtasıyla aktarılması var. Ve sonuçta olay o belli bir yere geldi ve sonuçta burada patladı. Büyük bir ihtimalle bundan sonra bölgede bu elit kitlenin yavaş yavaş, yani şey zamanda değişmeye başlamıştı ama Nazarbayev'in son döneminde ve Tokayev başladıktan sonra değişmeye başlamıştı ama artık tamamen eski Sovyetler Birliği'nden kalan ya da orada o eğitimle beraber olan elit kitle herhalde gidecek ve bunların yerine büyük ihtimalle yeni elit kitle gelecek diye değerlendiriyorum. Böyle bir dönüşüm var ve bu gidecek, gittikçe artacak. Bunu Rusya'nın veya başka bir yerin önlemesi mümkün değil. O zaman İkinci konu, bir dakika bölge parantez çok stratejik açalım bölge. Hatta bir, bakın bir parantez açalım. Tabii. Ya şu an orada az önce muhalefet ne durumda demiştim. Siyasi yapı nasıl? Kaç parti var? Yani böyle bu sorular anlamlı mı anlamsız mı bilmeden soruyorum ama şu an iktidarda bir parti mi var? Kaç parti var? Nasıl bir siyasi yapı söz konusu? Yani orada tek adam yönetimi var. Tek adam yönetimi ile bu işi seçiliyor. Milletvekilleri konusunda da biraz evvel söylendi. Yani %70'i Kazak, işte %20'si Rus, diğerleri de diğer grup, Almanlar da var, işte diğer gruplar da var. Onların belli bir kontenjanı var. O kontenjan vasıtasıyla seçiliyor. Yani bildiğimiz şeyli bir demokrasi yok. Demokrasi yok. Demokrasi gelecek mi, gelmeyecek mi bundan sonra? Asıl sorum bu. Yani maalesef çok partili bir, bizim düşündüğümüz çok partili bir rejim değil burası. Her şey Tokayev döneminde bile, onun 3 senelik döneminde bile arkasında Nazarbayev tarafından idare ediyordu. Hem güvenlik konseyi hem de parti başkanıydı Nazarbayev. Daha sonra parti başkanlığını sanırım geçen sene Tokayev'e bıraktı. Son olarak da güvenlik konseyi başkanlığından çekildi. Kendisi çekildi. Ve yavaş yavaş bunun anlamı şu. Yani bu İhtiyar git sloganının anlamı da bu. İhtiyar git sloganı yani eski elitlerin aynı düşüncede olan eski elitlerin ayrılması, yeni eğitim görenlerin, yeni elitlerin yavaş yavaş iktidara gelmeleri, bu görevleri devralmaları şeklinde bir çalışma var. Bu çalışıyor ama bu tabii ne kadar devam eder, müsaade edilir mi, edilmez mi? Bana göre müsaade etsinler ve etmesinler. Bunun ben artarak devam edeceğini düşünüyorum. Ve mutlaka bu yeni elit bir takım görevlerde bulunacak ve ele geçirecek şeyi. Ama asıl önemli olanlardan bir tanesi de paranın toplandığı oligarklar var. Yani onlar vasıtasıyla işlem görülüyor. Ve bu oligarklar vasıtasıyla da birçok yönetici çok zengin olmuş durumda. Yani paraların büyük bir kısmını batıya aktarmış durumdalar.
Dolayısıyla bunlarla ilgili sorunlar var. Bunların da çözülmesi gerekiyor. Yani ülkenin iç gücünün, yani biraz evvel konuştuk, Hollanda dahil, bütün British Petroleum dahil, bütün şeyler burada, petrol çıkaran örgütler burada. Doğalgazda zengin diyoruz, 16. sıradaydı diyoruz. Ama maalesef doğalgazın bir kısmını da dışarıdan ithal ediyorlar. Yani kendi doğalgazı, petrolü şey var, Rusya vasıtasıyla, Rusya'nın şirketleri vasıtasıyla şey yapılıyor, ihraç ediliyor. Yani böyle kendi doğalgazına tam hakim değil çıkan doğalgazı. Değil, hayır. Değil. Yani o kadar rafineri büyük yok. Diğer, 3 tane rafineri var. Belki rafineri yok Rusya'da. Bunları rafineri, Moskova'ya. Bunları gidiyor. Evet. Bunlara düzgün aslında yerleştirseler, iş bölümü yapsalar buna ihtiyaç var. Yeni baştan düzenlenmeye ihtiyaç var diye değerlendiriyorum. Şimdi biliyorsunuz bu şeyini Kolektif Güvenlik Örgütü'nün şeyini açıklamasını Ermeniler yaptı. Ermenistan yaptı. Çünkü şu anda Ermenistan dönüşümlü olduğu için başkan Ermeni Paşinyan. Dolayısıyla onlar yaptı bu işi, açıklamayı. Peki istekli miydi kuvvet göndermekte? Yani şu anda en fazla 4000 civarında, 4000 bile değil, daha az bir güç gönderilmiş. Yani şimdi işgal falan diyorlar. Yani 4000 kişiyle, 3000 kişiyle böyle bir ülkeyi işgal etmek mümkün değil. Ya bir defa bunu ortaya koymamız lazım. Sadece stratejik yerlerin güvenliği alınabilir ve bunun arkasında Rus kuvvetleri olduğu için ve Rusya olduğu için, büyük bir küresel güç olduğu için herkes ona göre davranır. Yani ne dışarıdan da gereken şey olmaz ama bana göre şu anda belli bir süre sonra ortaya çıkan durum biraz Batı'nın, Batı demeyelim, yani Amerika'nın ve Batı'nın şeylerinden kaynaklanan, sivil toplum örgütlerinden kaynaklanan. 16 bin sivil toplum örgütü var, bakın. Yani 16 bin sivil toplum örgütü, bunların hepsi büyük bir kısmı Batı'dan fonlanıyor. Şeyden fonlananlar da var, diğer yerlerden fonlananlar da var. Ve dolayısıyla ister istemez bu o elit grubu, fakir grubu belli yere teşvik ediyor. Yani bir defa hareket başladıktan sonra, ondan sonra da kızgın halkı, yani polisle karşı karşıya geldiler. Şimdi niye çağırdılar şeyi, askeri? Rusya'nın güvencesini almak için çağırdılar. Yani Rusya onlar için çok önemliydi. Şu anda da önemli. Rusya'yı bir tarafa atarak bunu yapamazdı. Her ne kadar Nazarbayev'de, Tokayev'de Batı'ya bir şekilde göz kırpmışsa, Çin'le ilişkileri varsa da Rusya'dan ayrı düşünemezler. Dolayısıyla onun için çağırdılar. İkincisi, yani Rusya'ya güvence vermek için çağırdılar. Ve aynı zamanda kendilerini garanti, yani Kazakistan'ı garanti almak için çağırdılar bir savaşın çıkmaması açısından. Bir başka konu, ordu bölünmüştü. Bazı kesimler isyancıların tarafına geçmişti. Ve bazıları hiç şey yapmadılar, tarafsız davrandılar, hiçbir şeye karışmadılar. Karışmayınca ister istemez onların ayrıştığını görüyoruz. Bunların içerisinde FETÖ'cüler de var. Yani FETÖ'cü gruplar var, diğer gruplar var. İşte Soros yok diyorlar ama Soros grubu dahil bütün gruplar var içerisinde ve böyle bölündüler. Bunu önlemek gerekiyordu ve müdahale edemediler. Yani ne polis doğrusu müdahale edebildi ne de hazırlıksızlar. Mesela ben Kazak devletinin niye bu kadar hazırlıksız olduğunu aklım hayalim almadı. Yani bu olayların çıkacağı 3 aşağı 5 yukarı belliydi. Büyük ihtimalle belki Ruslar bu konuda bilgileri vardı. Belki hazırlık yapmışlardır. Ama aklımda şu olsun. Şimdi diyorlar ki bir anda işte bir hava nimet Tugay'ını gönderdi. Zaten o tip ülkelerin İngiltere, Fransa, Rusya, ABD gibi ülkelerin hazır bekleyen unsurları vardır. Bizim de vardır. Yani şu anda bizim de mesela dediğimiz uçaklarımız vardır. O uçaklar belli yerlerde bekler. 5 dakikalık hazırlık durumunda başladığınız zaman pilot hemen bekliyordur. Biner, havalanır. Yani bu hazırlıkların Kazaklar tarafından tespit edilmemesi ya da Kazakistan'da Rusya arasında bu konuda bir koordinasyon olmaması bana ilginç geliyor gerçekten. Yani bunu önleyebilirler. Çünkü sonuçta gerçekten o artık bu şimdi, %100 Sayın Paşam, arttırma şeyi. Şimdi bu sorduğumuz soru
işin şeyi son damla olayı. İsmail Bey, yani İlyas Topsakal bir şey söyleyeyim.